Merhaba arkadaşlar. Arı Yayınları 6. sınıf 3'ü 1 yerde matematik keyfi kitabında yeni nesil alışma tadında sorular test 10'la dersimize devam ediyoruz. Birinci sorumuza geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuza bakalım. Baran proje ödev olarak bir pano çalışması hazırlamıştır. Yukarıda verilen sarı renkli dikdörtgen şeklindeki kağıtlara yazılar yazarak ölçüleri verilen dikdörtgen panoya kağıtlar üst üste gelmeyecek şekilde asacaktır. Baran, ödevi için 6 tane kağıt kullanıp panoyu astığında kağıtlar asıldıktan sonra pano üzerinde kalan boş alan kaç santimetre karedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle düşünelim. Şöyle küçük küçük 6 tane kağıdımızı asacağımızı düşünelim. Üst üste gelmeyecek şekilde 6 tane kağıdımızı yerleştiriyorum. Kağıtların eşit olduğunu düşünebilirsiniz. Burada benden ne istiyor? Kağıtlar asıldıktan sonra şu arada kalan alanları istiyor. O halde ne yapmam gerekiyor? Büyük dikdörtgenin alanından yani panonun alanından 6 tane küçük sarı kağıtların alanını çıkarmam gerekir. O halde öncelikle ben büyük dikdörtgenin alanını buluyorum. Yani panonun alanı diyelim. Panonun alanı kenarları çarpıyoruz. 50 tam 10'da 5 ile 20 santimetre çarpıyorum. Evet, onları gösterimlerde çarpma işlemi yaparken sanki virgül yokmuş gibi çarpma işlemi yapıyorduk. 0 kere 5 0, 0 ve 0, 2 kere 5 10, elde var 1, 2 kere 0 0, 1 de elde 1, 2 kere 5 10 diyorum. Topluyorum arkadaşlar. Evet, baktığım zaman çarpanlarda virgülden sonra bir tane sayımız var. O halde sayıdan bir tane virgülün sonunda sayı kalacak şekilde virgülü yerleştiriyorum. Demek ki alanımız 1010 santimetre karedir. Evet, devam ediyorum. Küçük dikdörtgen kağıtlar var arkadaşlar. Onlardan bir tanesini alanı hesap edelim. Bir kağıdını alanı diyorum. On tam 10'da 5 ile 8 tam 10'da 5'i çarpıyoruz. Virgülü görmeden çarpalım. 5 kere 5 25, elde var 2. 5 kere 0 0 2 daha 2. 5 kere 1 5. Devam ediyorum. 8 kere 5 40, elde var 4. 8 kere 0 0 4 daha 4. 8 kere 1 8. Topluyorum. 5 2 9 ve 8. Çarpanlarda 1, 2 tane virgülden sonra sayımız var. O halde virgülden sonra 2 tane sayı olacak şekilde ayırıyorum. 89 tam %25'tir. Bir kağıdın alanı. 89 tam %25 santimetre karedir. 6 tane kağıt astığımıza göre 89 tam %25'i 6 ile çarpıyoruz. 6 kere 5 30, elde var 3. 6 kere 2 12 15. Elde var 1. 6 kere 9 54. Pardon, 1 de elde vardı. 55 diyecektim. 6 kere 9 54. 1 de elde 55. Elde var 5. 6 kere 8 48. 5 daha 48. 5 daha 53. Virgülden sonra 1, 2 tane sayımız var. O halde toplam alan, kağıtların toplam alanı 535 tam %50'dir diyoruz. İstersek bu sıfırı da silebileceğimizi söylemiştik. O halde arkadaşlar ben ne yapacağım? 1010'dan 535 tam 10'da 5'i çıkarmam gerekiyor. Boş alan diyorum. Santimetre kareden 535 tam 10'da 5'i çıkarıyorum. Evet, çıkarma işleminde eksik basamakları tamamlıyorduk. Sıfırla tamamladım. Sıfırdan 5 çıkmaz. 1 onluk aldım. 0, 9 ve 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. Virgülü yazdım. 9'dan 5 çıktı 4. Sıfırdan 3 çıkmaz. 1 onluk alırsam 0, 9 ve burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 5 çıktı 4 diyorum. 474 tam 10'da 5 olur. Nerede arkadaşlar? Boş alan. A şıkkında doğru cevabı görüyorum. Evet, sorumuzun cevabı 474 tam 10'da 5'tir.
İkinci sorumuza geçelim. Bir kırtasiyede satılan iki farklı defter ve iki farklı kalemin satış fiyatı yukarıdaki gibidir. 30 lira 75 kuruşu olan Sena, yukarıda verilen ürünlerden en az bir defter ve bir kalem almak koşuluyla en fazla kaç tane ürün alabilir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi en fazla ürün almak için ne yapmam gerekiyor? En ucuz ürünleri seçmem gerekiyor. En fazla ürün almak için en fazla sayıda ürün almak için diyorum. En ucuz olanları seçmeliyiz. O halde bir tane defter ve bir tane de kalem almak zorundaydı arkadaşlar. İki farklı defter ve iki farklı kalem vardı. Kalemlere baktığımız zaman hesaplı olan hangisi arkadaşlar? 1 tam %5. Defterlere baktığımız zaman 6 tam %55. Bunlardan birer tane alıyorum. 6 tam %55 ile 1 tam %5'i topluyorum arkadaşlar. Bir kalem ve bir defter almak zorundaydık çünkü. Evet. 5, 10 elde var 1, 6, 1 daha 7, 1 daha elde 8. 8 tam %5 TL'yi öncelikle vereceğiz. Toplam paramız 30 lira 75 kuruştu. O halde 30 tam %75'ten 8 lira 5 kuruşu çıkartırsam geri kalan param bulmuş olurum diyorum. 5'ten 5 çıktı 0. 7 aynen yazıyorum. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2. 2 kaldı. 22 tam %70 TL kalan paramız var. Şimdi arkadaşlar geri kalanı istediğimi alacağım. Buraya baktığım zaman benim için en ucuz fiyatı olan arkadaşlar kalem. O da 1 tam %15 lira. Ne yapmam gerekiyor? 22 tam %7'yi veya %70'i istersek %7 olarak değerlendirebiliriz. 22 tam %7'yi 1 tam %15'e bölmemiz gerekir. Kaç tane kalem alacağımızı bulacağız arkadaşlar. O halde ben şurada bölme işlemini yapayım. Bölme işlemini yapabilmek için öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Virgüllerden kurtaralım. Her iki sayıyı da 10'la genişlettiğimi düşünüyorum. 227'ye 15'e böleceğiz arkadaşlar. 227 bölü 15 diyorum. 22'nin içerisinde bir defa. Bir kere 15, 15. Çıkarıyorum 7. Evet 7'yi indirdim. 77. 77'nin içerisinde 5 defa 15 vardır. 5 kere 15, 75 yapar. Evet arkadaşlar bakın 2 kaldı. Evet bu kalan önemli değil. O halde ben 15 tane kalem alabilirim diyorum arkadaşlar. 15 tane ikinci kez kalem aldım. Daha önce de bir tane kalem ve bir tane defter almıştık. O halde en fazla kaç ürün alıyor? 15 kalem aldık sonradan. Bir kalem bir defter de önceden almıştım. O halde 17 tane ürün alırız diyoruz. En fazla 17 tane ürün alırız. Cevabımız nerede var gençler? D şıkkında doğru cevabı görüyorum. Üçüncü soruya bakıyorum. Yanda verilen tişörtün fiyat etiketinde yazan sayının bazı basamakları silinmiştir. Buna göre tişörtün satış fiyatı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir diye soruyor. Şimdi gençler 32 tam kısmında sıkıntı yok ama kesir kısmı silinmiş. Şimdi öncelikle ben tam kısmı çözümleyecek olursam 3 onlar basamağında 3 çarpı 10 olacak artı 2 de birler basamağında 2 çarpı 1 olacak. Şimdi şıklara baktığım zaman 3 çarpı 100 yazıyor. A şıkkı gitti. C'ye baktığım zaman 5 çarpı 10 yazıyor. Bu da gitti. 3 çarpı 10 olmak zorundaydı. D'ye baktığımız zaman 8 çarpı 10 var. D şıkkını da eliyorum. Geri kalanlar arkadaşlar. Onlar gösterimlerde B şıkkı sorumuzun cevabı olarak gözüküyor. Evet. Onda birler basamağı. Bu basamak onda birler basamağı. Burada 2 yazıyor olabilir arkadaşlar. 2 dersem bunu çözümlenmiş hali 2 çarpı 1 bölü 10'dur. Evet bu basamakta da 9 yazıyor olabilir. Çözümlenmiş hali 9 çarpı %1'ler basamağında olduğu için 1 bölü 100'dür diyorum. Evet B şıkkının doğru cevap olduğunu söylemiş olalım. Evet bir sonraki soruya geçiş yapıyorum.
Dördüncü soruya bakıyorum. Bir belediye otobüsündeki bilet fiyatları sivil 1 tam %75 TL, öğrenci 0 tam %75 TL olarak belirlenmiştir. Bu otobüsün 4 günde taşıdığı yolcu sayısı tablodaki gibidir. Buna göre otobüs hangi gün daha fazla gelir elde etmiştir diye soruyor arkadaşlar. En fazla gelir istiyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Birinci gün, ikinci gün, üç ve dördüncü günü ayrı ayrı hesap etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birinci gün için diyorum. Birinci gün 50 tane sivil taşıdı. Bir sivil 1 tam %75'ti. Hemen arkadaşlar 1 tam %75 ile 50'yi çarpıyorum. 0, 0, 0. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 7, 35, 37. Elde var 3. 5 kere 1, 5, 3 daha 8. Topluyorum. 1,2 sonra 1, 2 tane sayımız var. O halde 87 tam %50 TL gelir diyorum. Birinci gün sivillerden. Öğrencilere bakıyorum. Öğrenciler arkadaşlar 100 tane öğrenci var. 0 tam %75 ile çarpacağız. 100 ile çarparken biliyorsunuz virgül kaydırıyorum. 2 basamak kaydırırsam 75 lira da öğrencilerden gelecek. O halde birinci gün 87 tam %50 ile 75'i toplarsam eksik basamakları 0'a tamamlayabilirim. 2 elde var 1, 8, 7, 15, 1 de elde 16. Evet, birinci gün 162 tam %50 TL gelir geldi. Yani bunu silersem 162,5 gelir geldi diyelim. 162 tam 15 TL gelir geldi. İkinci gün hesap edeceğiz. Şöyle şu arayı böleyim, karışmasın gençler. İkinci gün diyorum. 60 tane sivil var. Bir sivil 1 tam %75'ti. 1 tam %75 ile 60'ı çarpıyorum. 0, 0 ve 0. 6 kere 5, 30. Elde var 3. 6 kere 7, 42. 3 daha 45. Elde var 4. 6 kere 1, 6. 4 daha 10. Topluyorum. 0, 0, 5. 0 ve 1. Virgülden sonra 2 tane basamak var. 105 lira. Gelir elde ettik sivillerden. Öğrenci 80 tane. 0 tam %75 ile 80'i çarpıyoruz. 5, pardon, 0 kere 5, 0, 0 ve 0'ları yazdım. 8 kere 5, 40, elde var 4. 8 kere 7, 56, 4 daha 60, elde var 6. 8 kere 0, 0, 6 daha 6. Topladığım zaman 0, 0, 0 ve 6, 1, 2 basamak var. Evet, 60 TL'de buradan gelir geldi diyorum. İkisini toplarsam 105, 60 daha 165 TL ikinci gün gelir diyorum. Evet, devam ediyorum üçüncü gün arkadaşlar. Şu alt tarafta yazalım üçüncü gün diyorum. Sivillerden 40 tane sivil bindi. 1 tam %75 ile 40'ı çarpalım. 0, 0 ve 0. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 7, 28. 30. Elde var 3. 4 kere 1, 4, 3 daha 7. Toplarsam, evet, 1, 2 tane virgülden sonra sayım var. O halde 70 TL gelir gelmiştir diyor sivillerden. Niye bakıyorum? 150 tane öğrencimiz var. 150 ile 0 tam %75'li bir öğrenci. Çarpıyorum. 5 kere 0, 0. 5 kere 5, 25. Elde var 2. 5 kere 1, 5. 2 daha 7. 7 kere 0, 0. 7 kere 5, 35. Elde var 3. 7 kere 1, 7. 3 daha 10. Evet, sıfırları da yazıyorum arkadaşlar. Çarpıyoruz. Toplarsam 12. Elde var 1. 1 ve 1. 2 tane sayımız vardı. Virgülden sonra o halde 112 tam %50 oldu. Şuradan arkadaşlar 112 tam 10'da 5 diyebilirim. Bununla 70'i toplarsam
5 virgülü yazdım. 2, 8 ve 1. 182 tam onda 5 TL gelir geldi. Evet. Son olarak D şıkkına bakıyorum. D şıkkında da karışmasın gençler. Şöyle biraz küçük işlem yapacağım. Yani 4. otobüs veya 4. gün, özür dilerim. 80 tane sivil var. 1 tam %75 ile 1 tam %75 ile 80'i alt alta hemen yazıp çarpıyorum. 0, 0 ve 0. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 8 kere 7, 56. Evet, 8 kere 7, 56. 4 daha 60. Elde var 6. 8 kere 1, 8. 6 daha 14. Toplarsam arkadaşlar 0, 0, 0 ve 14. Aynen yazdım. 2 tane sayı ayırıyorum, 140 TL. Daha sonra 30 tane öğrencimiz var. Öğrenci 0 tam %75'ti. %75'ti. Bunu 30 ile çarpalım. 0, 0 ve 0. 3 kere 5, 15. Elde var 1. 3 kere 7, 21. 22. Elde var 2. 3 kere 0, 0. 2 de elde vardı 2. Topluyorum. Evet. 2 tane sayı ayırıyorum. 22 tam %50 oldu. 140 ile 22 tam %50'yi veya onda 5 diyebiliriz. Bir tane sıfır silerim. Toplarsam sıfır tamamladım. 5, 2, 6 ve 1. 162,5 TL oldu. Evet, bizden en fazla geliri sormuştu. Arkadaşlar en fazla gelir bakın 182 tam onda 5 ile, evet, 182 tam onda 5 ile 3. gündedir diyoruz. C şıkkı sorumuzun doğru cevabı oluyor. Evet, 4. soruya bakıyorum. Kerem ve Can aynı hızla düz bir yolda birbirine doğru yürümektedir. Kerem'in bir adımı sıfırdan %72 metre, Can'ın bir adımı sıfırdan %80 metredir. Kerem ile Can'a eşit uzaklıkta bir A noktası belirlenmiştir. Buna göre Kerem 110 adım attığında A noktasına o noktasında olduğuna göre, pardon, İkisi de 125'er adım attıklarında aralarındaki uzaklık kaç metre olur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle Kerem'le A noktasının arasındaki mesafeyi bulalım. Kerem 110 adım attığında buraya geliyor. Kerem'in bir adımı 0'dan %72 idi. 110 ile 0'dan %72'yi çarpıyorum. Virgül görmeden çarpalım. 2 kere 0, 0. 2, 2. 7 kere 0, 0. 7 ve 7. Sıfırları da aynen çarpıp yazıyorum. 0, 2, 9, 7 ve 0 şeklinde topladım. 1, 2 tane virgülden sonra sayı var. O halde Kerem'le A noktasının arasındaki mesafe 72 tam, sıfırı silebilirim. 10'da 2'dir. Pardon, 79 tam 10'da 2 metredir arkadaşlar. Aynı zamanda Can'la A noktasındaki arasındaki mesafe de birbirine eşit demişti. Bu da 79 tam 10'da 2 olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle düşüneceğiz. Bir doğru çizeyim. Şimdi 120 adım atacaklarına dikkat edelim. 110 adımda Kerem buraya geldi. Ortaya geldi. 110 adımda, 120 adımda ne olur? A noktasını geçer. O halde şimdi ilk durumda buradalardı. Şurası A noktası olsun arkadaşlar. Şimdi Kerem geldi. Buraya geçiyor. O zaman burada bir yere gelecek. Can da arkadaşlar yürüyerek devam ediyor. A noktasının 120 adımında geldiği için bu tarafına geçecek diye düşünüyorum. Son durumda aralarındaki uzaklığı soruyor. O halde Can yeni durumda arkadaşlar nereye geldi? Şöyle kırmızıyla yazmak istiyorum. Can yeni durumda buraya geldi. Bakın burası Can oldu. Son durumda Kerem de buraya geldi. Kerem kaç adım attı? 120 adım attı. O halde 120 ile 0'dan %72 çarpıyorum arkadaşlar. 120 çarpı 0'dan %72. Evet, normal çarpma işlemi gibi yapıyorum. 0, 4, 2 kere 1, 2. 0, 7 kere 2, 14. Elde var 1. 7 kere 1, 7. 1 daha 8. 0,
0 ve 0 yazdım. Topluyorum gençler. Evet. 1, 2 tane virgülden sonra sayı var. O halde 40'ı ayırıyorum. Demek ki arkadaşlar Can nereye geldi? Pardon, Kerem nereye geldi? 86'dan 10'da 4'e eşittir bu aynı zamanda. 86'dan 10'da 4 metre ilerledi. Yani burası 86'dan 10'da 4 oldu. Şimdi bir de Can'a hesap ediyorum. Can'ın bir adımı arkadaşlar neydi? 0'dan %80'di. O da 120 adım atıyor. Can'ın adımı da hesap edelim. 120 ile 0'dan %80'i çarpıyorum. 0, 0 ve 0. 8'de 0, 0. 8 kere 2, 16. Elde var 1. 8 kere 1, 8. 1 daha 9. 0'ları çarpıyorum. Topluyorum arkadaşlar. 0, 0, 6, 9. Virgülden sonra 1, şu 0'ı da indireyim. 1, 2 tane sayı arıyorum. Bu da 96 metre geldi. A noktasının birisi sonuna geçti. Diğeri sağına geçti. O halde arkadaşlar öncelikle ben şu aradaki mesafeyi bulmak istiyorum. Burası neydi toplamı? Şu aradaki toplam 79'dan 10'daki idi. Can 96'ya geldiğini düşünebilirsiniz. Burada çünkü 79'dan 10'daki idi. 96'dan şunun tamamı 96 idi. Şu aradaki mesafe için arkadaşlar yani Can nereye geldi diye sorarsanız şu aradaki mesafe için 86'dan 10'da 4'ten 79'dan 10'dakiyi çıkaracağım. Burada çıkarıyorum. 86'dan 10'da 4'ten 79'dan 10'da 2'yi çıkarıyorum. 2 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı. 7. Evet 7'den 7 çıktı. 0 diyorum. 7 tam 10'da 2 metredir. Neresi arkadaşlar? Şu arası. Aynı şekilde Kerem için bakıyorum arkadaşlar. Kerem 96 metre geldi. Şurayı renk değiştirerek yazmak istiyorum. Yine buranın toplamı 79'dan 10'daki idi. Şimdi burası arkadaşlar şu aradaki farkı bulabilmek için ne yapmam lazım? 96'dan 79'dan 10'da 2'yi çıkarmam gerekir. Hemen 96'dan 79'dan 10'da 2'yi çıkarıyorum. Yani karşılıklı taraflara geçtiler. Öyle düşünüyorum. 0'la tamamlayalım. 8, 5 kaldı. 15'ten 9 çıktı 6. 8'den 7 çıktı 1. Virgül yazdım. 16'dan 10'da 8'dir. Ya aralarındaki mesafe arkadaşlar. Bakın birisi 7'den 10'da 2 oldu. Diğeri 16'dan 10'da 8 oldu. İkisini toplarsam aralarındaki mesafeyi bulurum diyorum. Şu arada toplayalım gençler. Yani şu arada ikisini topluyorum. 16'dan 10'da 8 ile 7'den 10'da 2'yi toplarsam aralarındaki mesafeyi buluruz. 8, 2 daha 10, elde var 1, virgülü yazdım. 7, 6, 13, 1 daha 14, elde var 1, 1, 1 de elde 2. Evet, 24 metredir arkadaşlar. Son durumda aralarındaki mesafe diyoruz. D şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. 6. soruya bakıyorum. Fazla kilolarından şikayetçi olan Kemal, diyet yapmaya karar vermiştir. Doktorun verdiği diyet reçetesini kullanarak 9 ay süresince her ay bir tam %25 kilogram zayıflamıştır. 9 ay sonunda diyet yapmayı bırakan Kemal, 10. ay 0 tam %75 kilogram, 11. ay 1 tam 10'da 1 kilogram, 12. ay 2 tam %85 kilogram tekrar kilo almıştır. Kemal diyete başladığında 117 tam 1650 kilogram olduğuna göre 12. ayın sonunda kütlesi kaç kilogram olmuştur diye soruyor. Arkadaşlar öncelikle Kemal doktorun tavsiyelerine uyarak zayıflıyor. Ve her ay boyunca bir tam %25 zayıflayarak 9 ay devam ediyor. O halde 9 ayda ne kadar zayıfladı? Onu bulalım. Bir tam %25 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 5 45. Elde var 4. 9 kere 2 18. 4 daha 22. Elde var 2. 9 kere 1 9. 2 daha 11. Virgülden sonra 1, 2 sayımız var. Evet, 11 tam %25 kilogram zayıflamış arkadaşlar. Diyeti bırakıyor. Diyeti bıraktıktan sonra geri kilo alıyor arkadaşlar. Son 3 ayda ne kadar kilo alıyor ona bakalım. 10. ay 0 tam %75. 11. ay 1 tam 10'da 1.
12. ayda iki tane %85 kilo geri alıyor arkadaşlar. Şimdi şurayı sıfırla tamamlarsam 5, 5 daha 10 elde var 1. 8, 9, 7 daha 16, 1 de elde 17. Elde var 1, 2, 1 daha 3, 1 de elde 4. 4 tam %70 yani 4 tam 10'da 7 kilogram geri kilo aldı arkadaşlar. Geri aldı diyelim kilosunu. Şimdi ilk önce ne yapıyorum arkadaşlar? Önce 11 tam %25 sayıpladı. O halde başlangıçtaki kilosu 117 tam 1650 idi. Buradan 11 tam %25 çıkarıyorum. Çıkarma işleminde virgüller ve basamaklar alt alta gelecek. Gençler dikkat edelim. Sıfırla tamamlıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı sıfır. Beşten beş çıktı sıfır. Alttan iki çıktı dört. Virgül yazdım. Yediden bir çıktı altı. Birden bir çıktı sıfır ve bir. Evet. Şu iki sıfırı silebilirim. 106 tam 10'da 4 kilogram oluyor arkadaşlar zayıflayınca. Daha sonra 3 ayda da geri alıyor kilosunu. Toplamda ne kadar geri kilo aldı arkadaşlar? 4 tam 10'da 7 kilogram geri aldı. 106 tam 10'da 4'ü 4 tam 10'da 7 ile topluyorum. Ne kadar kilo aldığını buluyorum. 7 4 daha 11. Elde var 1. 6 4 daha 10. 1 de elde 11. Elde var 1. 0 elde var 1 de. Evet. Virgülde yazıyorum. 111 tam 10'da 1 kilogram oluyor arkadaşlar. Son durumda nerede? 12. ayın sonundaki kilogramı. B şıkkında doğru cevabımızı görüyoruz. Evet. 7. soruma bakıyorum. Cetveli olmayan ancak yukarıda uzunlukları verilen dikdörtgen şeklinde renkli çubuklar olan Elif, aşağıda uzunlukları verilen cisimlerin uzunluklarını yukarıda verilen çubuklarla ölçmek istiyor. Yani onları cetvel yerine kullanmak istiyor arkadaşlar. Buna göre Elif hangi cismin uzunluğunu ölçemez diye soruyor. Öncelikle A şıkkında kaleme bakıyorum arkadaşlar. Şimdi kalemi gördüm. Kalemin toplam boyu 0'dan %95. Ben yukarıda verilen ölçülerden hangilerini toplarsam 0'dan %95'i elde edebilirim diye düşünebilirim. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. 3 tane 0'dan %25 alsam. Bir tane de 0'dan 10'da 2 alsam arkadaşlar. Bunların toplamı alta yazayım görmeyebilir. 0 tam %95 olur diyorum. O halde kalem ölçülebilir. Evet hangisi ölçülemez diye soruyordu. A şıkkında kalemi ölçebildik. B'ye bakıyorum. B'de ne var arkadaşlar? Kalem tıraş var. Kalem tıraş diyorum. Evet. Kalem tıraşla boyu ne? 0 tam %55. Şimdi 0 tam %55'i nasıl elde edebilirim? Bakın 0 tam 10'da 2'yi 0 tam %20 olarak düşünebilirsiniz. O halde 0 tam %20 artı 0 tam %20 artı ne oldu? 0 tam %40 oldu ikisini toplarsam. Bir de 0 tam %15'te topluyorum. Evet 0 tam %55'i ölçebilirim diyorum arkadaşlar. Santimetreleri de yazalım. 0 tam %55'i de yazdım. Yani B şıkkı ölçülebildi diyorum. Evet arkadaşlar C'yi ölçemem ama D'nin de ölçülebildiğini gösterelim. Ataç var. C'de D'de arkadaşlar ataç diyorum. 0 tam %85 boyu. Şimdi 0 tam %85'i nasıl elde edebilirim? Böyle düşünüyorum. 3 tane 0 tam %20 alsam ne olur? 0 tam %60 olur. 1 tane de 0 tam %25 alsam evet, bunların toplamı da 0 tam %85 santimetre olur diyorum. O halde bu da ölçülebildi. Evet C şıkkındaki ölçülemez demiş olalım arkadaşlar. C şıkkı sorumuzun doğru cevabıdır. Evet, devam ediyorum. Şimdi 8'in soruya bakıyorum. 4 farklı tahta çubuğun uzunlukları aşağıdaki gibidir. 1. 2. 3. ve 4. çubuğu veriyor arkadaşlar. Buna göre hangi ucuca eklenen parçaların uzunluğu en kısa olur diye soruyor. Bizden ne istiyor arkadaşlar onu okuyalım. Birinci çubuk 7 eşit parçaya bölünecek, 2 tanesi alınacak.
İkinci çubuk 9 eşit parçaya bölünecek. 2 tanesini alacağız. Üçüncü çubuğu 13'e böleceğim. 3 tanesini. Dördüncü çubuğu 20'ye böleceğim. 3 tanesini alacağım. Ve bunları uç uca ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, teker teker işlemimizi yapalım. Şimdi birinci çubuğu 85'ten %75'ti arkadaşlar. Birinci çubuk diyorum. 85'ten %75'i 7'ye bölmemi istiyor. Kesir olarak yazabilirim. Biz bölme işleminde gençler şu ondalık gösterimdeki virgüllerden kurtulmamız gerekiyordu. O halde bu kesiri yüzde genişletirsem 8575 olur. 85'ten %75'i yüzde çarparsak virgül 2 basamak sağa kayar arkadaşlar. Bölü 700 diyorum. Şimdi 8575'i 700'e böleceğiz. Şurada bölelim arkadaşlar. Daha sonra o bölme işlemi geri sileceğim. 8575'i 700'e böleyim istiyorum. 857'nin içerisinde bir defa 700 çıkarıyorum arkadaşlar. 7 5 1. Evet, 5'i indiriyorum. 1575'in içerisinde 2 defa 2 tane 700 1400 yapar. Devam ediyorum. Çıkarıyoruz 5 7 1 0 kaldı. Bir tane sıfır ekleme hakkım var arkadaşlar ama virgül koyarak. Virgül koydum, sıfır ekledim. 1750'nin içerisinde 2 defadır diyorum. 1400 çıkarıyorum. 0, 5 ve 3. Burası 0 arkadaşlar. 350'nin içerisinde yok. Bir sıfır ekleme hakkım vardı. 3500 oldu. Bunun içerisinde 5 keredir diyorum. Evet, 7 ile 5, 700 ile 5'i çarparsam 3500'dür. Pardon. Çıkarıyorum. 0, 0, 0 etti. O halde böldüğümüz zaman sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 12 tam %25 oldu. Şu bölme işlemini siliyorum arkadaşlar. Yer lazım çünkü. Bu bir parçanın uzunluğu arkadaşlar. Buradan ne kadar arıyordum? 2 tane arıyordum. O halde 12 tam %25 ile 2'yi çarpıyorum. 12 tam %25 ile 2'yi çarparsak arkadaşlar 24 tam %50 santimetre yapar. İstersek bu sıfırı silebiliriz. Evet, birinci çubuğu bulmuş olduk. Birinci çubukta elde edilen parça 24 tam 10'da 5 oldu. Evet, ikinci çubukta arkadaşlar ne yapıyor? 9 eşit parçaya ayırıyor. 2 tanesini alacağız. İkinci çubuğumuzu, ikinci çubuk yazıyorum. Çubuğun boyu 94 tam 10'da 5. 9'a bölmemiz gerekiyor. Yine bölerken arkadaşlar virgülden sonra bir sayı var. O halde 10'la genişletiyorum. 945'i 90'a böleceğiz. Şimdi şu alt tarafta 945'i 90'a böleyim. 94'ün içerisinde bir defa 90 çıkarıyorum 4 0. 5'i indiriyorum. 45'in içerisinde yok arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. 45'in içerisinde indirdikten sonra 45'in içinde yok. Bir sıfır eklemem gerekiyor ama öncelikle ne yapıyorum? Buraya sıfır ekleyeceğim için olmadığı için ikinci sayıyı ekleyeceğim için bir sıfır ekliyorum. Daha sonra virgül ekliyorum arkadaşlar. İkinci sayıyı yani 5'e indirdim. Yok. Sıfır eklemek için önce sıfır ekliyorum. Eklediğim için de virgülü yanına koyuyorum arkadaşlar. Şimdi 450'nin içerisinde 90 5 keredir diyorum. 5 kere 90 450 ve sonucu 10 tam 10'da 5 olarak buluyorum. Bundan kaç tane alıyordu? 2 tane alıyordu. O halde 10 tam 10'da 5 ile 2'yi çarpıyoruz. 10 tam 10'da 5 ile 2'yi çarparsam 21 santimetre olur diyorum. Evet, bunu da yazalım. Şu bölme işlemini siliyorum arkadaşlar. Evet, 3. çubukla devam ediyorum. 3. çubuğun boyu arkadaşlar 81 tam %25. 3. çubuk diyorum. Boyu 81 tam %25. Bunu 13 eşit parçaya ayırıyorum. Şimdi virgülden sonra 2 tane sayımız var. O halde kesrimizi yüzde genişletiyoruz. 8125 oldu. Bölü 13'ü yüzde çarparsam 1300. Evet.
Şimdi 8125'i 1300'e bölmemiz gerekiyor. 8125'i 1300'e biliyorum arkadaşlar. Burayı tekrar sileceğim. Şimdi 8125'in içerisinde 1300 6 defa 6 kere 0 0 0 6 kere 3 18 elde var 1 6 kere 1 6 1 de elde 7. Çıkarıyorum arkadaşlar. 5 2 1'den 8 çıkmaz. 11'den 8 çıktı. 3 diyorum. 0 kaldı. 325'in içerisinde 1300 yok. 1 0 ekliyorum. Virgül yazdım. 3250'nin içerisinde 1300 2 defadır. 1300 çarpı 2 2600 yapar. Evet, çıkarıyoruz arkadaşlar. 5 12'den 6 çıktı. 6 ve 0 650. 650'nin içerisinde 1300 yok. 1 0 ekledim. 6500'ün içerisinde 1300 5 defadır. 5 kere 1300 6500 yapar. Evet, çıkarıyoruz arkadaşlar. Kalanı 0 olarak buldum. Demek ki işlemimizin sonucu 6'dan %25 olacak diyorum. Burayı siliyorum arkadaşlar. 6'dan %25'i yazıyorum. Bundan kaç tane alacaktık? 3 tane alacaktı. O halde 6'dan %25'i 3 ile çarparız arkadaşlar. Yer olmadığı için ben yan yana yazdım. Siz de arkadaşlar normal çarpma işlemi yapabilirsiniz. Bu ne olur? 18 tam %75 santimetre olur diyorum. Üçüncüsü. Son olarak arkadaşlar dördüncü çubuğa bakacağım. Şöyle karışmasın. Dördüncü çubuk diyeceğim. Dördüncü çubuğun boyu 85 tam 1/2. Bunu arkadaşlar 20 eşit parçaya ayırıyorum. Evet, 20'ye bölmem gerekiyor. Yine aynı mantıkla yapabiliriz. Şunu 10 ile genişletmem lazım. Virgülden kurtarmak için sayımız 852 oluyor. 20'yi 10 ile çarparsanız 200 oluyor. 852'yi 200'e böleceğiz arkadaşlar. Şunu da bölebilirim. 852'yi 200'e bölelim. 852'nin içerisinde 200 4 defa. 4 kere 200 800. Evet, 52 oldu. 0 yazmama gerek yok. 52'nin içerisinde 200 yok. 1 0 ekliyorum, virgül yapıştırdım. 520 içerisinde 200 2 defa. 2 kere 200 400. 0 2 1. 120'de yok arkadaşlar. 1 0 ekledim. 1600'ün içerisinde 200 6 defa. 6 kere 200 1200. Ve çıkarıyorum 0 0 0 ve 0. 4 tam %26. Evet, bunu 4 tam %26'yı işlemimizin sonucu olarak yazıyorum. 4 tam %26 oldu. Bundan ne kadar alıyor? Yine 3 tane alıyordu. 4 tam %26 ile 3'ü çarpıyorum arkadaşlar. Ne olur? 12 tam %78 olur diyorum. Şimdi ölçülerimize bakalım. 12 tam %78. Birinci çubuk 24 tam 1/5'ti. İkincisi 21'di. Üçüncüsü arkadaşlar 18 tam %25. Evet, kutucuk içine aldıklarım çubukların ucuca eklendiği zamanki son halleri. Bunlardan baktığımız zaman en küçüğü arkadaşlar nerede? Evet, dördüncü çubuk 12 tam %78'dir diyoruz en küçüğüne. O halde 4 en kısadır dedim. Doğru cevabımız da D şık oluyor. Evet arkadaşlar, burada dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.